Belki Cenk vaktinden önce büyüdüğü için onlar istese de istemese de bütün sevdiklerinin sorumluluklarını hep omuzladı. Mert'i de kendi kardeşi gibi severdi. Bu kazada kendini suçlaması çok doğal. Ama yine de yaptıklarının mazereti olamaz tabii ki. Ben sadece anlaman için anlatıyorum. İyi de Şeker teyzem, ben daha ilk günden beri onu suçlamadığımı söylüyorum zaten. Haklısın. Ama pişmanlık öyle bir şey ki kurt gibi kemirir insanı. Kendi kendini yer bitirirsin. Dışarıdan belli olmaz, anlaşılmaz ama o kurt sende bir şey kalmayana kadar kemirdiğinde devrilip kalırsın. Cenk'in önce kendini affetmesi lazım. Onu tek başına yapamaz. Sana ihtiyacı var. Ancak sen şifa olabilirsin Cenk'e. Yoksa Cenk kaybolup gidecek Azra. Ama ben ne yapabilirim ki? En baştan beri beni istemeyen o zaten. Beni dinlemedi bile. Sabırla. Başka türlü olmaz kızım. İlmek ilmek, emekle, sabırla. Tıpkı bu Kaneviçe'de olduğu gibi. Önce karanlıkta bir yol alır gibi ilerler her şey. Bunca emek neye dönüşür bilemezsin. Sonra desen kendini belli etmeye başlar. İşte o zaman acele etmeden itinayla devam etmek gerek. Çünkü gerçek orada. Senin o desene kattığın detaylarda saklıdır. Belki de bizim gördüğümüz pişmanlığın altında bambaşka bir gerçek belirecek. Kararın ne olursa olsun kabulümdür güzel kızım. İçini ferah tut. Ama bunu da bilmen gerekiyordu. Birbirinizin derdi de dermanı da sizsiniz.